Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımızda Orman Koruma Dairesi Başkanlığı değil mi abi? Başkanlığından İlyas abi yanımızda. Bugün bize çok merak edilen birkaç konuda ışık tutacak. Bu konulardan birkaç tanesi orman arazilerinde kamp yapma, orman arazilerinde avlanma, orman arazilerinde tuzakla avlanma, şahıs arazilerine girmek, kamp yapmak gibi konuları soracağız kendisine. Kendisi de bizi bu konuda aydınlatacak. İstersen abi önce bize şeyi bahset. Tam olarak ne iş yaptığını anlat. Yaptığın bu daire başkanlığı ne iş yapıyor ondan bahset biraz. Bizim dairemiz 1941 yılında kurulmuş. 4085 sayılı kanun 31 maddesine göre çalışır. Sahipli tapulu arazilerden vergi alır. Bu arazileri korumakta mükelleftir. Ama tabii bununla beraber bölgedeki orman bölgelerine de siz bakıyorsunuz değil mi? Tabii. Şimdi şöyle bir şey de var. Biz bu arazileri gezerken malum şimdi atalarımız, dedelerimiz bizim orman arazilerinin bazılarını açmışlar. Kendileri kiraz ağacı, işte zeytin ağacı ağaçlar dikildiğinden dolayı bu buralara biz de bakıyoruz. Bakarken de haliyle ormanın içerisine giriyoruz. Evet. Oralarda yapılacak olan işte piknikti, yasak sezonu başlıyor biliyorsunuz. Evet. Şu an şöyle bir şey de var. Valiliğin göndermiş olduğu bu seneki yasa eskiden 1 Haziran 1 Kasım'dı. Şu an 1 Mayıs. Şu an 1 Mayıs olarak başlatıldı. 1 Mayıs'tan itibaren ormana girmek, piknik yapmak yasak. 1 Mayıs 1 Kasım arasında çekildi. Evet. 1 Mayıs 1 Kasım arasında bu bütün orman alanlarının hepsini kapsıyor değil mi? Çünkü yangından dolayı tabii, zaten av zaten yasak. Tabii av yasak. Av yasak olduğundan dolayı biz onlara da bakıyoruz. Avcı herhangi bir şekilde işte kuşları vurursa biz onlara da ceza işte uygulanıyor. Peki mesela bu tarihler içerisinde orman arazisinde bir faaliyet tespit ettiğiniz zaman buna bir ceza işlem uyguluyorsunuz. Tabii. Bunların ücretleri ne kadar? Kabaca. Bunların ücretleri mesela diyelim bir Kamp yapmaya gitti. Mesela sahipli tapulu arazilerden bahsedelim. Hı hı. Arazi sahiplerinden izin alınmadığı sürece arazide kamp yapıldığında işte şey yapılır. 4081 sayılı kanunun 31 maddesine göre ceza işlemi uygulanır. Evet. Ve arkadaşlar oradan bir an önce uzaklaştırılır. Evet. Arazi sahibinden izin almak yetmediği gibi aynı şekilde sizin dairenizden ve jandarmaya da bilgi verilmesi gerekiyor değil mi aynı şekilde? Tabii arazide kan alacağı zaman yangın sezonunda arazide işte kamp yapacak arkadaşlar kalacağı zaman ilk önce kaldığınız bölgenin jandarmaya bildirilip daha sonra bizim dairemize gelip bizim dairemizden izin alınarak iki yerden izin alınıyor. Bu iki yerden izin alındıktan sonra şey yapabilirsiniz. Hani gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz. Anladım. Tabii ateş konusunda tabii, çok aşırı ateş konusunda dikkat ederek. Çok kesinlikle. Kesinlikle. Tabii. Aynı şekilde bu arkadaşlar geçtiğimiz sefer yayınladığım tuzak yapımı ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum ben şimdi. Tabii. Tuzakla avlanma konusu nasıl ülkemizde? Kanunen nasıl tertiplenmiş, nasıl tanzim edilmiş bu? Tuzaklı av yapmak kesinlikle yasaktır. Kademeli bir şekilde av açılır. Hı hı. Mesela diyelim ilk başta açılan av üveyk avıdır. Hı hı. Üveyk'ten başlar, ne bileyim ondan sonra arkasıyla sırasınca gelir. Evet, evet. Siz üveyk avı ilk açılan av bayramları yapılır. Burada av bayramında üveyk yerine gidip bir tane sincap vurursanız siz cezanın büyük bir ceza işlemi uygulanır. Anladım. Tabii zaten tuzakla avlanmak tamamen yasaklanmıştır. Tamamen yasak. Evet. Peki tuzakla avlanmanın cezası ne kadar? Tuzakla avlanmanın cezası bakın av açık olsa dahil. Mesela bıldırcından bahsedelim. Bıldırcın kişi başına, avcı başına vergilerini ödediği zaman 5 tane vurabilir. Hı hı. 6. vurulduğu zaman bu hayvan fazla katliama girdiğinden dolayı 6. hayvan için ceza işlemi uygulanır. Hı hı. Her hayvan 5 milyardan başlar. Hı hı. Cezaları 5 milyardan başlıyor. Ve evet, hayvanın cinsine, vurma kapasitesine göre de değişiyor. Katlanarak artabiliyor. Katlanarak artıyor. Arkadaşlar burada sanırım bu konu dikkatinizi çekmiştir. Ben size geçtiğimiz sefer tuzak yapımı konusunu anlatmaya çalıştım. Tuzakta tetkik mekanizmaların nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. Benim o videoyu çekmekteki amacım çok zorunda kalırsanız
bir hayatta kalma mücadelesine girmek zorunda kalırsanız nasıl bir yol izleyeceğinizi size anlatmak için yapmış olduğum bir videoydu. Zaten burada yetkili, bu konuda yetkili bir birimden, birim mi denir abi, ne denir? Evet, birimden gerekli bilgiyi aldık. Bu da sizin için çok önemli bir referans noktası arkadaşlar. Senin söylemek istediğin bir şey var mı abi bu konu hakkında başka? Yani bizim takipçilerimize ifade etmek istediğin bir şey var mı? Takipçilerimize var. Yok. Şu an herhangi bir şeyim yok. Tamam. Ya doğaya saygılı olun. Doğaya saygılı olun. Çöp piknik yaptığınız zaman da çöplerinizi atın. Evet arkadaşlar. Şu anda siz görmüyorsunuz ama şehirden çok uzak bir noktada değiliz. Yaklaşık 2 kilometre falan şehire mesafemiz. Ama burayı görmeniz lazım. Ben elimden geldiği kadar video çekeceğimiz yeri temizlemeye çalıştım ama burası gerçekten çöplük gibi olmuş. Hatta buranın eski ismi ne abi? Borno Belediyesi'nin eski çöplük mevkii olarak geçer. Evet, bu hala da öyle galiba. Hayır, öyle değil. Belediye şu an bu çöpleri tabii kaldırdı buradan. Onların yerine ağaçlandırma yaptı. Yok, şey açısından diyorum. Yani insanlar hala öyle davranıyor. Evet, insanlar aynı şekilde davranıyor ama maalesef bunların önüne de geçemiyoruz. İşte gördüğümüz arkadaşlar ceza işlemi uyguluyoruz. Evet, onun cezası ne kadar abi? Hemen onu da dile getirelim. 4081 sayılı kanun 30 bin maddesine göre, yine tekrarlayın arkadaşların aklında kalsın. Piknik cezası 80 milyondan başlar. Hı-hı. Artık hissettiği duruma göre de ağırlaştırılabilir. Anladım. Yani bu idari para cezası dediğimiz olay. Evet. Para cezasına çarpılıyor. Arkadaşlar bu konulara özellikle dikkat edin. Benim İlyas abiye sormak istediğim başka bir şey yok. Ama siz aşağıda yorumlarda aklınıza takılan bir şey olursa sorun. Nasıl olsa kendisiyle biz tekrar karşılaşacağız. Ben kendisine tekrar o soruları yöneltirim. O da cevap verir. Ben de sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler.